Evet, iki arkadaşını seçmeye karar vermiştin. Sizleri şöyle alabilirim. Tamam. Dizlerinizin üzerine oturabilirsiniz. Ben hemen yanınıza geliyorum zaten. Tamam, buyurun. Sen bir göster istersen. Tabii yok normal dizlerinizin üzerine. Sen de buradan geç hayatım. Ortalarına. Evet. Tamamdır aslanım. İkisi de görsün, biz de görelim. Evet. Şimdi bizim doğru nefes dediğimiz burnumuzdan aldığımız ve burnumuzdan verdiğimiz nefes. Burnumuzdan nefes aldığımızda diyaframımızı şişiriyoruz. Evet. Nefesimizi verirken de çekiyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Sanki karnınızda bir balon var. Siz nefes alınca balon şişiyor. Siz nefes verdikçe balon sönüyor. Tamam. Yani karnımızı şişiriyoruz, karnımızı indiriyoruz. Tamam. Şimdi ekranları başındaki izleyicilerimiz de gelinimizin yapmış olduğu hareketleri denerseniz bence çok faydalı hareketler olduğunu göreceksiniz. Hadi o zaman hep birlikte. Hep beraber yapalım. Şimdi bir elimizi göbek deliğimizin üstüne koyalım. Bir elimizi de böyle göğsümüzün burasına koyalım. Göğsünüzdeki elinizi bastırabildiğiniz kadar bastırın ki nefes aldığınızda göğsünüz hareket etmesin arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi burnumuzdan nefes alıyoruz, balonu şişiriyoruz. Nefesimizi verelim. Ama burnumuzdan veriyoruz nefesi. Ağzımızdan mı? Burundan. Okay. Burundan alıp burundan veriyoruz. Tekrar edelim. Hadi. Karınlar inip şişiyor mu? Harikasınız. Yani göğüs nefesi almamaları lazım. Kesinlikle aslında. Niye el burada göğsümüzde? İlk başta öğretmek için göğüsleri hareket etmesin diye. Bastırsınlar göğüslerini diye. Burayı bastır, orayı kaldırmıyoruz. Karnını şişir, karnını. Kesin kötü yorum yapacak bana. Öğrenemedi nefesi. Sevda nasıl? Sevda güzel yapıyor Aslı Hanım. Bravo. Çok şişirmiyor, karnını şişir. Büşra direkt... Göğüs kesin nefesi alıyorsun Büşra, evet, sen. Kötü yorumlar şimdi gelecek bana. Şimdi önce bir söndürsün nefesini, söndürsün. Ver. Ağızdan, burundan ver. Üfle. Şimdi göster arkadaşına. Buranı hiç kıpırdatma, karnını şişir. Kapat gözlerini, karnını şişir. Şişir karnını nefes alırken. Yok, karnını. Burası... Ama... bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bunun ama için... aynı anda iki hareket. Bunun için karnını şişirebilmesi için bir teknik var. Bunu göstersene. Ne yapınca karın şişiyor, göğüs yani şişmiyor? Yani şöyle... Yemek yiyince. Yatar. Şurayı sıkıca sıksın. Burnundan onu bu kısma. İçeri doğru. Şişiyorsun karnı. Omuzlara göğüsleri kalkıyorsun asla. O zaman başka bir şey de var. Başka bir kapak. Şey var. Şöyle yapalım. Ağzınıza kapak alacaksınız. Şimdi o pet şişe var ya, pet şişeyi ortadan kesin. Su içtiğimiz kısmı rica edeyim mi dış ses? Hemen hazırlayıp getiriyorum Aslı Hanım. Teşekkür ederim. Öyle deneyelim. Nefes alırken. Hah, geldi. Selen'cim rica etsem alır hemen mısın? Hemen alalım dış ses. Hiç görmüşsündür sen mutlaka. Evet evet Aslı Hanım. Al bakalım ağzına. Şimdi. Bir tane. Şöyle mi? Evet. Evet. Nefesi ver. Şimdi nefes al. Yok, bütün yöntemleri derim. Derim, bir daha. Sakince al. Yavaş. Sakince. Hayır, nefes almak için çaba gösterme. Ağzını açınca girecek zaten o diyaframı. Ama sen nefes alırken karnını şişirmen lazım. Tam tersini yapıyorsun. Zaten yani öğrensem de yorum yapmaya devam edeceğim. Sen edeceksin zaten. Tamam. Ona hiç şüphem yok. Hala istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Bence nefes koçluğundan önce terapisine ihtiyacı kesinlikle var. Kesinlikle. Biz orayı yönlendiririz beraber. Evet. Peki Sevda'dan devam ettiler. Evet sen. Hemen. Sevda arkadaşımla bu kadar sıkıntı yaşamadım. O güzel yorumlar yapacağını düşünüyorum Sevda'nın bana. Değil mi Sevda? Evin yaparsa yaparsın. 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 Sen şimdi karnını şişir nefes alırken. Evet süper. Şimdi ver. Bak arkadaşını gör. Bak arkadaşın nasıl yaptı. Bir kere de. Arkadaş nasıl yaptı? Evet Sevda, seni tebrik ediyorum. Evet. Sen de inşallah yakın zamanda bir nefes terapistiyle bu işi halledebileceğini düşünüyorum. O zaman geçelim mi yerlerimize Aslı Hanım? Geçelim. Hadi. Nefes egzersizleri gerçekten güzel geçti. Sevda arkadaşım bu konuda çok başarılı. Ama Büşra gerçekten nasıl nefes alması gerektiğini bilmiyor. Büşra, Selen'in gösterdiği nefes egzersizlerini yapamadı. Çok şaşırdım defalarca kez yapamamış olmasına. Dün şişe kırmıştı ama bugün bir nefes egzersizi bile yapamadı. Bilemiyorum. Demek ki o kadar da mahir bir kadın değilmiş. Yanlış nefes aldığımı öğrendim. İnanamıyorum. Yani gerçekten... Nefes budur ya. Alamıyorum, veremiyorum. Şaka gibi. Selen'cim,
Senin için küçük bir hediyemiz var, bir aç istersen. Tabii ki de. Çok teşekkür ediyorum Aslan'cığım. Çok sağ olun. Hemen açıyorum. Evet, hızlı, hadi. Çok merak ettim. Ben de merak ettim. Ne var? Ben de merak ediyorum kızlar. Hediyeleri ve ilişki testlerini çok merak ediyorum. Ben en çok hediye, Aslan'ım. Hediye. Evet. Aslanım. Aa, canım. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Yani güzel. Benim gibi eğlenceli bir insana evet, zaten. Evet. Çok gerçekten. Çok zevklisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek ediyorum, hayatım böyle modern çizgiler. Güzel, harika. Ha? Çok uzay yolunu seviyor musun? Evet. İşte bu nefesti, yaşamdı, uzaydı. Öyle gidiyor zaten Aslanım. Aynen öyle. Tam çok güzel hediye olmuş gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. O zaman ben bunu götüreyim. Evet, götür. İkramlıklarımı getireyim. Getir, bu yelpaze senin mi? Evet aslanım. Aldım azıcık. Tabii ki de. Hadi o zaman. Ben gidiyorum, geliyorum. Peki. Hadi git gel. Ay, burada desen mi var? Evet. Evet. Aa, evet. Soralım acaba kendisi mi yaptı? Soralım aslanım. Hani böyle transfer boya mı deniyor? Evet. Ne deniyor biliyor musunuz bu ahşap boyamaları? Evet aslanım. Bizim çok güzel gelinlerimiz vardı evet, böyle ahşap boyayan. Evet. İzlemişsinizdir mutlaka. Evet, nasıl karşıladı sizi? Karşılaması güzeldi aslanım. Yüksekti. Değil mi? Enerjisi çok evet, yüksek. Evet, güler evet, çok keyifliydi. Fark ettiniz mi tacında kediler var? Kediler var. Çünkü kedisi varmış. Kedileri çok seviyor. Seviyor zaten kendisi. Evet. Evi de... Evi böyle bekliyor muydunuz? Hayır. Ben beklemiyordum. Ben daha renkli bir ev bekliyordum ondan. Değil çünkü mi? Dün sanki o şekildeydi yani daha eğlenceliydi. Evini daha eğlenceli ve renkli bekliyordum. Daha ona göre şey sanki o onun evi değilmiş gibi. Allah Allah. Aynen soracağım. Bir de aslanım fark ettiniz mi bilmiyorum. Neyi hayatı? Kapının girişinde toplantı alanı yazıyor. Her yerlerde bir yazılar var. Merak ediyorum nedenini. Ben. Girerken mi gördün evet, sen? Evet. Göz kapıdan var girişten de. İtibaren. Kapı, dış kapıda da acil çıkış yazıyor. Yatak odasında girilmez yazıyor. Evet. Her yere bir nereden şey yazmış. Nereden gördünüz yatak odasının her yerine? Yani kapıdan hemen. Girişte hepsi yan yana duruyor. Şöyle kapıların pervazlarını asmış. Evet evet direkt dışarıya asmış. Sizden maşallahları var. Vallahi gelinlerin gözüne hiçbir şey kaçmıyor. Kaçmaz bakayım. Aslanım. Helal olsun. Topluyoruz ne var? Evet. Hadi bakalım.